Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Hayat eve sığar, yani HES kodu, güvenli sosyal hayat kapsamında ziyaret ya da ulaşım gibi işlemlerinizde kurumlar veya kişilerde COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşımayan ve güvenli bir şekilde paylaşılmanıza yarayan bir kodtur. HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulaması nasıl yapılır? SMS, e-devlet veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod almak isteyenler merakla araştırıyor. Biz de sizler için merak edilen soruların cevaplarını araştırdık. Öncelikle Hayat Eve Sığar, yani HES kodu nedir? Bunu tanıyarak başlayalım. Kontrollü sosyal hayat döneminde şehirler arası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren kamusal alanda bulunma durumunda COVID-19 açısından herhangi bir risk taşınıp taşımadığı bilgisinin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayan ve böylece salgının takibine destek olan bir uygulamadır bu uygulama. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kafe, restoran, halı saha, eğitim kurumu, toplu davetler ve ziyaretler, tüm sosyal alandaki kişilerin risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyorsunuz. Hayat Eve Sığar ile güvenli ziyaret, güvenli sosyal hayat, güvenli eğitim gibi sosyal çevrenizde kim varsa herkesin risk durumlarını uygulama üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki HES kodu nasıl alınır? Koronavirüs salgınıyla mücadele 4 koldan devam ediyor. Normalleşme sürecinde birçok uygulamayla vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak birçok uygulama da hayata geçirilmeye devam ediyor. Kontrollü sosyal hayatı desteklemek için her anlamda alınan tedbirlerin arasında HES kodu diye bir uygulama da hayatımıza girmişti. Şehirler arası seyahatlerin yapılmasında gerekli olan HES kodunun uygulama alanları her geçen günde artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı güvenli seyahat için devreye aldığı bu uygulama sayesinde koda sahip olanlar daha güvenli, risksiz normal günlük hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca HES kodu olmadan seyahatlere de izin verilmiyor. Seyahat esnasında HES kodu alarak diğer insanlar arasında bir sağlık riski taşımadığınızın ispatı olarak kodsuz seyahat edilmezken son günlerde kamu kurumlarında da kodsuz girişler yasaklanmaya başlıyor. Daha güvenli seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır sorusunun cevabı da oldukça basit. HES kodu almanın 3 farklı yöntemi var. Bunlar e-devlet üzerinden, SMS'le ya da uygulama üzerinden alabiliyorsunuz. Kod almanın ilk aşamasını e-devlet üzerinden örnekle anlatalım. E-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı HES kodu üretme ve listeleme adresinden HES kodunuzu alabiliyorsunuz. E-Devlet üzerinden HES kodu üretme ve listeleme sayfasından kod almak isteyenler kimlik numaraları ve geçerli E-Devlet şifrelerini yazarak yeni kodunu alabilirler. SMS'le kod almak isteyenler içinse HES yazıp boşluk bırakılarak sırasıyla kimlik numarası, kimlik kartının ön yüzündeki seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazıyorsunuz ve 2023'e yani 2023'e SMS olarak gönderiyorsunuz. Sistem üzerinden seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderiliyor. Diyelim ki uçuş yapacaksınız. Paylaşım süresinin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekiyor. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonraysa en az 17 gün geçerli paylaşım süresi olan bir kodunuz olmalı. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu almak isteyenler için de HES kodu işlemleri bölümünden kod oluştur butonuna tıklayacaksınız. Buradan da kod kullanım süresini seçip kodunuzu oluşturabilirsiniz. Gelelim HES kodu sorgulamaya. HES kodunu sorgulamak isteyenler yine E-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyorlar. E-Devlet kapısından kişilerle paylaşılan kodlarını COVID-19 riski kapsamında sorgulayabilirsiniz. E-Devlet kapısından açılan ekrandan HES kodu yazılarak kişinin riskli olup olmadığı sorgulanabiliyor. HES koduyla kişinin sağlık durumu sorgulanacak ve riski varsa
Seyahatleri, kamu kurumlarına girişleri ve HES koduyla girişlere izin verilen tüm etkinlikler onaylanmayacaktır. HES kodları E-Devlet üzerinden özel gruplar oluşturularak toplu bir şekilde sorgulanabilir. Hayat Evi Sığar uygulaması ihbardan bahsedelim. Hayat Evi Sığar uygulamasında yer alan ihbar özelliğiyle iş yerleri veya toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda uygulama üzerinden ihbar işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulamada yer alan menüde bulunan ihbarda bulun menüsünden başlık ya da işletme adını belirtip ihlali açıklamanız gerekiyor. Burada da açık adres belirtebilir ya da konum paylaşabilirsiniz. Ayrıca ihbara ait fotoğraflar da uygulama üzerinden eklenebiliyor. İçişleri Bakanlığı valiliklere göndermiş olduğu genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan bilet verilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Uçak, tren, otobüs gibi seyahatlerde Hayat Evi Sığar uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlerin verilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca kodu alırken yapılan hatalar sonucu doğum tarihi, telefon numarası, kimlik numarası yanlış yazımından dolayı doğan hususlarda seyahatlerinize izin verilmeyebiliyor. Alacağınız kod yapacak olduğunuz seyahatten en az 7 gün önce alınmalı. Bu zorunluluğa uymayan firmaların olduğu belirlenip gerekli önlemler de alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası 23 Eylül 2020 tarihi itibariyle HES kodu İstanbul ilindeki valilik, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü, kaymakamlıklar, tapu ve kadastro, ikinci bölge müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi. HES kodu uygulaması cep telefonunda olanlar barkod okutarak içeri alınacak. Cep telefonunda HES kodu olmayanlarsa burada HES kodunu alarak içeri girebileceklerdir. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.